31 Mart 2024'te Türkiye ve Kürdistan'ın tüm şehirlerinde yapılan yerel seçimlerde Mehmet Sıddık Akış DEM Parti'den Hakkari Belediye Eş Başkan Adayı olarak seçimlere girmiş ve Hakkari halkının yaklaşık yarısının oyunu alarak seçimi kazanmıştı. AKP-MHP iktidarının taşıma seçmen yoluyla Kürt halkının iradesini gasp etmeye çalışmak başta olmak üzere pek çok usulsüzlük yapmıştır. Hilvan'da AKP adayının itiraz edilen oy pusulalarını yakması nedeniyle Hilvan seçimlerinin yenilenmesi kararı alınmış. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatası il seçim kurulu eliyle gasp edilmeye çalışılmıştır. Tüm bu hukuksuzluklara rağmen halk kayyum rejimini kabul etmediğini göstermiş, iradesini sandıklara yansıtmış, Van'daki hukuksuzluk halkların ortak direnişiyle geri püskürtülmüştür. 2 gün önce Hilvan'da yeniden yapılan seçimde halk iradesini DEM Parti'den yana kullanarak büyük bir farkla kayyum zihniyetini, gaspları, usulsüzlükleri kabul etmediğini ortaya koymuştur. Yerel seçimlerde tüm Türkiye'de ve kayyumlara rağmen Kürdistan'da büyük bir yenilgiye uğrayan AKP-MHP iktidarı bu kez de Hakkari halkının iradesini gasp etmeye çalışmıştır. Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 10 yıl önce açılmış ve yargılaması devam eden bir dosya ve seçilmesinden hemen sonra hazırlanan ve bugüne kadar onlarca defa karşılaştığımız soyut iddialarla gözaltına alınarak yerine kayyum atanmıştır. Seçilmiş belediye başkanının gözaltına alındığı ve belediyeye kayyum atandığı İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Oysa Sayın Mehmet Sıddık Akış tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuş, adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edilmiş ve Hakkari'de halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilmiştir. Yaşanan bu durum Hakkari halkının iradesine vurulmuş siyasi bir darbedir. 2016 yılından bu yana hakim tekçilik anlayışının kayyum şeklindeki tezahürüyle hayata geçirilen yönetme pratiğiyle Kürt halkının iradesi sistematik bir şekilde gasp edilmektedir. Kürt halkının iradesi bugün de Kürtler hariç herkese hak olan seçme ve seçilme hakkı, Hakkari Belediyesi ve Belediye Eş Başkanı nezdinde bir kere daha yok sayılmak, gasp edilmek istenmektedir. AKP-MHP iktidarı seçimle kazanamadığı şehirleri vali ve kaymakam gibi iktidara bağlı memurları aracılığıyla kayyum siyasetiyle bir yönetme biçimi olarak ve kendi iktidarının bekası için uygulama haline getirmek istemektedir. Bugüne kadar Kürt belediyelerine atanan kayyumlar Boğaziçi Üniversitesi gibi yönetimi, hocaları, öğrencileriyle muhalif olan üniversitelere, liselere kayyum rektörler ve müdürler atayarak devam etmektedir. Halkın iradesini kayyumla gasp eden iktidar buna karşı yapılmak istenen protesto eylemlerini yine memuru olan valilik ve kaymakamlıklar eliyle yasaklamakta, sıkıştığı anda iktidarın yanında hizalanan hukuk da buna göz yumarak içinde avukatların da olduğu onlarca kişiyi gözaltına almaktadır. Seçim sonuçlarını ve halk iradesini tanımayan, iktidarın bekası için hukuku ve yargıyı işlevsiz hale getiren AKP-MHP iktidarı, kayyum siyasetiyle halkların iradesini ve hiçbir hukuki ve ahlaki normu tanımadığını bir kere daha göstermiştir. Demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü hukuk kurumları olarak halkların iradesini yok sayan, demokratik ilkeleri ortadan kaldıran kayyum siyasetini ve halkların iradesine yapılan bu darbeyi kabul etmediğimizi belirtiyor, siyasal iktidarı ve yargı organlarını halkın iradesine saygı duymaya, bakanlık aracılığıyla yapılan darbe girişimine karşı bütün demokratik kamuoyunun duyarlılığa çağırıyoruz.